Merhaba arkadaşlar. Kuvvetli ve zayıf asit bazlarla ilgili örnek uygulamalara bu ikinci videomuzda da devam ediyoruz. Sizlerle sorularımız var. Bunları birlikte çözelim. İlk sorumuz arkadaşlar. Der ki kuvvetli bir asit olan hidrojen klorürle yandaki çözeltiyi hazırlıyoruz. Görüyorsunuz ve sonrasında su ekleyerek hacmini 10 litre yapıyoruz. Buna göre bu iş değişim sırasında bu işlem sırasındaki değişimlerle ilgili grafiklerimi çizeceğiz. Grafiklerimizi çizeceğiz. Hidrojen klorür kuvvetli bir asit olduğuna göre arkadaşlar suda da %100 iyonlaşarak çözülecek. Şöyle yapalım. C ile eksi. Başlangıçta bakınız hazırladığımız çözelti 0,1 molar ve 1 litre. 0,1 molarlık hidrojen klorür çözeltisinde kuvvetli bir asit olduğu için %100 iyonlaşacağı için hidrojen iyonları derişimimiz 0,1 molardır. Hacmimiz 1 litre. Peki pH'i kaç olur dersek 0,1 molar 10 üzeri eksi 1 molardır ve bu çözeltinin başlangıçta pH değeri 1'dir. Bu bir kenarda dursun. Sonra yaptığımız şey su ekleyerek hacmini 10 litre yapmak. Hacmini 10 litreye çıkardık. Arkadaşlar derişim mol bölü hacimdir. Mol sayısı değişmezken hacmini arttırdığınızda derişim azalır. Yani hacimle derişim ters orantılı. O zaman biz hacmini 10 katına çıkardığımızda hidrojen iyonları derişimini onda bire düşürürüz. Yani hacmini 10 litre yaptığınızda hidrojen iyonları derişimi 0,01 molar olur. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Bu durumda pH değerimiz de 2 olur. Gelin grafiklerimizi çizelim şimdi. Hidrojen iyonları derişimimiz başlangıçta 0,1 molardı. Şöyle su ekledik. Hidrojen iyonları derişimimiz 001 molara düştü. Ve burada kaldı. Kuvvetli olduğu için daha fazla iyonlaşacak. HCl de yok zaten. pH'imiz başlangıçta 1'di. Su eklediğimizde pH değeri 2'ye çıktı. Şöyle yapalım. Ve 2 de sabit kaldı. H ve OH derişimi çarpımı tüm sulu çözeltilerde ve oda koşullarında 10 üzeri eksi 14'e eşitti. E bu değer değişmeyecektir. Çünkü oda koşullarında hazırladığım çözeltilerde değeri sabit ve 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tü. Yani değişimlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci örneğimiz. İlk örnekte biz kuvvetli bir asite su eklemiştik. Nasıl grafikleri çizdiğimi gördünüz. Şimdi zayıf bir asite su ekliyoruz arkadaşlar. Ve zayıf asit bazlarda bir denge var. Dolayısıyla dengeye etkileyen etmenler işin içine girecek. Loşetelli prensibinden de bahsediyor olacağız. Bu önemli bir örnektir. Lütfen dikkat ediniz. H ve zayıf asit olduğu için suda kısmen iyonlaşarak çözünecek arkadaşlar. Ve çift yönlü okla gösteriyorum. Çözeltisinde moleküller ve iyonlar arasında bir denge var. Bu önemli bir noktadır. Biz bunun evet 0,1 molarlık bir çözeltisini hazırlamışız ama hidrojen iyonları derişimi 0,1 molardan küçük olacak. Bunu da şu an bulamam bu bilgilerle. Umurumda da değil. İlk derişimine hidrojen iyonlarının x dedim. E, pH'ını da belirleyemeyeceğim. pH'ına da y dedim. Burada dursunlar. Arkadaşlar derişim mol bölü hacimdi. Su eklediğimizde derişimi azaltıyorduk. Bakın bu çözeltiye su eklerseniz şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Hem moleküllerin derişimlerini azaltmış oluyoruz hem de iyonların derişimlerini azaltmış oluyoruz. Az önce yaptığımız HCl'de ortamda molekül olmadığı için dengeden bahsetmiyorduk ama burada bir dengeyi bozma hikayemiz var. E şimdi derişimi azalttık. Derişim mol sayısıyla doğru orantılı. Sistem derişimi arttırmaya çalışacak. Röşetel'le prensibine göre. Derişim mol sayısıyla orantılı olduğu için de denge tanecik mol sayısının fazla olduğu yöne bozulacak. Ki burada 1 mol taneciğimiz varken burada 2 mol taneciğimiz var. O zaman hacmini arttırdığımızda derişimi azalttığımızda derişimi artırabilmek için tanecik mol sayısının fazla olduğu yöne yani denge iyonlaşma lehine bozulmuş oldu. Grafiğini nasıl çizeceğim? Bakın. Su ekledim. X kadar hidrojen vardı, bulamamıştık. Su eklediğimizde hidrojen iyonları derişimi bir azaldı. Sonra denge iyonlaşma lehine bozulduğu için çözeltiye hidrojen iyonları verildi. Mol sayısı arttığı için derişimi arttı ancak ilk haline getiremedi. O yüzden hidrojen iyonları derişimi yine azaldı ama grafiği farklı bakın az önceki sorudan pH'i çizecek olursam belli bir pH değeri vardı. Su eklediğimde pH bir arttı. Sonra iyonlaşma lehine denge bozulduğu için çözeltiye hidrojen iyonları verildiği için pH değeri azaldı. Ancak yine ilk haline gelemedi. Grafikler farklı ilk sorudan dikkat ediniz. Ve burada önemli nokta şu. Eğer elinizde bir zayıf asit ya da baz çözeltisi varsa burada bir denge vardı. Bu çözeltiye sabit sıcaklıkta su eklerseniz denge iyonlaşma lehine bozulur. İyonlaşma lehine bozuldu. E bu da neye sebep oldu arkadaşlar? Asitin ya da bazın iyonlaşma yüzdesini arttırmış olduk. Zayıf asit ya da baz çözeltisine su eklerseniz asit ya da bazın iyonlaşma yüzdesini arttırırsınız. Ama su eklediğiniz için hidrojen iyonları derişimi yine ilk haline gelemez. Başlangıçtakinden az olur. pH yine artar. Başlangıçtakinden fazla olur. Bu iki soruda yaptıklarımızı küçücük bir toparlamak isterim arkadaşlar. İkisinin farkını görünüz diye. Şimdi HCl kuvvetli bir asit. Diyelim ki 0,1 molarlık çözeltisini hazırladık. Hidrojen iyonları derişimi 0,1 molar ve ortamda hidrojen klorür molekülleri yok. Sadece iyonlar var. %100 iyonlaştı. Ve biz bu çözeltiye su eklediğimizde sabit sıcaklıkta T sabit diyeyim. Ne yapmış olduk? Hidrojen iyonları derişimini azaltmış olduk. Dolayısıyla pH değerini arttırmış olduk %100 iyonlaştığı için zaten iyonlaşma yüzdesiyle ilgili hiçbir şey yapamam. HF'ye geldiğimizde HF zayıf asit. Bunun 0,1 molarlık çözeltisini hazırladığımda hidrojen iyonları derişimi 0,1'den küçük. Bilmiyorum. Buna su eklediğimde sistemde bir denge var. Dengeyi bozmuş oluyoruz. Su eklerseniz ortamda bulunan hem moleküllerin hem de iyonların derişimini azaltmış oluruz. Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yaptığınızda sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder. Yani biz burada derişimi azalttığımızda derişim arttırmaya çalışır. O yüzden de iyonlaşma lehine denge bozulur. E ortamda iyonlaşacak HF molekülleri de var. Yani bir su eklediğimizde asitin ya da zayıf bazın iyonlaşma yüzdesini arttırmış oluyoruz. Ancak sistem ilk haline getiremiyor. Her ne kadar ilk haline getirmeye çalışsa da o yüzden aynı kuvvetli asitte olduğu gibi yine hidrojen iyonları derişimi azalıyor. Yine pH artıyor. İkisinin farkı HCl kuvvetli olduğunda daha fazla ortama iyon verilemez. Ancak zayıf asit ve bazlarda iyonlaşma yüzdesini su ekleyerek arttırmış olursunuz. Grafikleri de bir ve ikinci örneklerde bir daha kontrol ediniz zayıf asit ve kuvvetli asit ya da baz olsalar da farkı budur arkadaşlar. Hazır iyonlaşma yüzdesiyle başlamışken biz iyonlaşma yüzdesini nasıl değiştiririz diye devam edelim. HF ile hazırlanan bir çözeltimiz var 001 molarlık arkadaşlar. Buna 3 tane madde ekleyeceğiz ayrı ayrı. İyonlaşma yüzdesini nasıl değiştiririz buna bakacağız. Öncelikle HF'de moleküller ve iyonlar arasında bir denge var. Ve Dengeyi ürünler lehine bozabildiğiniz her durumda iyonlaşma yüzdesini artırmış olursunuz. Eğer girenlere bozulursa da iyonlaşma yüzdesini azaltmış olursunuz. Tek tek bakalım. Şimdi birinci de yazayım. Aslında birinci az önce yaptığımızla alakalı da pekişmiş olsun arkadaşlar. Denge vardı iyonlar ve moleküller arasında. Saf su eklediğimizde hem moleküllerin derişimini azaltmış olduk hem de iyonların derişimini azaltmış olduk. Sistem derişimi artırmak için tanecik mol sayısının fazla olduğu ürünler lehine bozuldu. Yani iyonlaşma lehine. O zaman burada iyonlaşma yüzdesini artırmış oldunuz. İyonlaşma yüzdesi arttı birinci işlemimizde. İkinciye bakıyorum. Yine dengemi yazayım. Moleküller ve iyonlar arasında bir denge var. Ne ekliyoruz? 0,1 molarlık HCl. Şimdi arkadaşlar bizim hazırladığımız HF 0,01 molardı. Buradaki hidrojen iyonları derişimi 0,01 molardan da küçüktü. Size der ki burada HCl kuvvetli asittir. O zaman 0,1 molarlık HCl'de 0,1 molar hidrojen iyonları gelir. Yani siz ortama 0.1 molar hidrojen iyonu ekliyorsunuz. Ortamdaki hidrojen derişimi 0.01 molar'dan küçüktü. E gelen 0.1 molar olduğuna göre aslında hidrojen iyonları derişimini arttırmış oluyorsunuz. Hidrojen iyonları derişimini arttırdığınızda sistem hidrojen iyonları derişimini azaltmak isteyecek. O yüzden denge girenlerle lehine bozulacak. Yani bu durumda geri yöne bozduğunuz molekül tarafına bozduğunuz için iyonlaşma yüzdesini azaltmış oldunuz. Ortamda bulunan hidrojenden daha fazla hidrojen iyonu eklediğimiz için hidrojen iyonları değişim az arttı. Sistem bunu azaltmak için geri yöne döndü. Ha ilk haline getiremeyecek umurumda değil. Üçüncüye bakalım. Yine dengeyi yazayım. H, F molekülleri H artı ve F eksi molekülleri arasında bir denge vardı. Ne ekliyorum? Sodyum hidroksit. Bakınız HF bir asittir. Sodyum hidroksit ise bir bazdır. 10. sınıfta asit ve bazların nötrleşme tepkimesi verdiğini biliyoruz. O yüzden ben bu çözeltinin içerisine sodyum hidroksit eklediğimde sodyum hidroksitten gelen hidroksit iyonları asitin yapısında bulunan H artı iyonları ile birleşip suyu oluşturacak. E bu neye sebep olur arkadaşlar? Hidrojen iyonları derişiminin azalmasına sebep olur. Suya dönüşüyor çünkü o haçla birleşerek. Yani yaptığınız etki hidrojen iyonları derişimini azaltmaktır. O yüzden sistem hidrojen iyonları derişimini arttırabilmek için daha doğrusu denge ürünler lehine, iyonlaşma lehine bozulacak. Yani yaptığınız bu işlemde de iyonlaşma yüzdesini artırmış olacaksınız. Tamamen dengeyi etkileyen etmenler üzerine kurulu bir soru bu. Hidrojen derişimi nasıl değişiyor ya da iyon derişimi nasıl değişiyor? Buna bakarak ne tarafa dengenin bozulduğuna karar veriyoruz. İyonlaşma e, yüzdesini bitirdik. Şimdi farklı sorularımızla devam edelim. Örnek 4 der ki asit ya da baz oldukları bilinen XYZ maddeleriyle oda koşullarında hazırlanan 0,01 molarlık çözeltiler var ve bunların pH değerleri verilmiş buna göre asit midir baz mıdır kuvvetli midir zayıf mıdır bunu bulacağız. Bir bilgimiz daha var. Bunlar bir değerli asit ya da bazlarmış. Bir değerli demek arkadaşlar örneğin HX gibi olacak bir hidrojen verecek ya da YOH gibi olacak demektir. Peki bakalım sorumuza. Öncelikle X e, 0,01 molarlık X çözeltisini hazırladık. Burada pH değeriniz 2'ymiş. 0,01 molarlık Y çözeltisi hazırladık. pH değeri 4'müş. 0,01 molarlık Z çözeltisini hazırladığımızda pH değeri 12'ymiş. İlk çıkarımım şu olur. Oda koşullarında X ve Y'nin pH değeri 7'den küçük olduğuna göre bu ikisi asit çözeltisidir. Z'nin pH değeri 12 olduğuna göre Z bir Baz çözeltisidir. pH 7'den büyük oda koşullarında. Bunu bir yazalım. Pekala. Şimdi hidrojen iyonları derişimine bakalım. Yüzde kaç iyonlaşmış? Bunu bulmaya çalışıyoruz. X'in arkadaşlar pH değerinin 2 olması çözeltisinde bulunan hidrojen iyonları derişiminin de 10 üzeri eksi 2 molar yani 0,0,1 molar olması demektir. Bakın bir değerli bir asitti ve 0,0,1 molarlık çözeltisinde Hidrojen iyonları derişiminde 001 olduğuna göre buradan şunu çıkartırsınız. Bu asit %100 iyonlaşmış. O zaman X arkadaşlar kuvvetli bir asittir. Bir doğru. İkinciye baktım. 001 molarlık Y çözeltisi var. Bir asit çözeltisi pH'i 4. pH'nin 4 olması hidrojen iyonları derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olması demek. Bu da bir değerliydi. 0,01 molarlık çözeltide hidrojen iyonları derişimi 0,01'den küçük olduğuna göre o zaman bu asit arkadaşlar kısmen iyonlaşarak çözülmüş. iyonlaşma yüzdesini de bulabilirsiniz. Yüzde bir çıkar galiba. Bu durumda Y'nin zayıf asit olduğunu söyleriz. Yani X'te çözelti derişimiyle hidrojen iyonları derişimi eşit olduğu için yüzde yüz iyonlaştı dedik kuvvetli. Y de çözeltinin derişimi hidrojen iyonları derişiminden çok fazla. Demek ki kısmen iyonlaşmış zayıf asit oldu. Gelelim Z'ye. Z bir baz çözeltisi. pH'i 12 olduğuna göre arkadaşlar pOH'ı 2'dir. OH iyonları verecek çözeltisine. Bu durumda hidroksit iyonları derişimi de 0,01 molardır. Şimdi bir değerli bir baz düşünün. Y artı OH diye iyonlaştı. Çözeltiyi 001 molarlık hazırladık. O OH iyonları derişimi de 001 molar çıktı. O zaman ne derim? Bu da %100 iyonlaşmış derim. Bu durumda Z de kuvvetli bir baz olur arkadaşlar. Yani burada çözelti ile H ya da o OH iyonları derişimini karşılaştırarak yüzde hesabına geliyoruz ve kuvvetli mi zayıf mı buna karar veriyoruz. Evet bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Kuvvetli bir asit üzerinden pH değişimine bakacağız. Zayıf bir asitimiz yok. HNO3 bir çözelti hazırlanmış ve bu çözeltiye 4 madde ekliyor. Buna göre pH nasıl değişir diyor. HNO3 ile HCl de kuvvetli asitlermiş. Ben bir HNO3'ün suda çözüme denklemini yazacak olursam HNO3 kuvvetli bir asit olduğuna göre suda %100 iyonlaşarak çözülecek. Ortamda moleküllerimiz yok. Sadece iyonlarımız var. Denklemimiz bu. Birinci de saf su eklediğimizde şimdi hidrojen iyonları derişimi hidrojen iyonları mol sayısının çözelti hacmini oranıdır. E, su eklediğimde hacmi artırmış olurum. İçinde çözünen mol sayısını değiştiremem çünkü zaten %100 iyonlaşmıştı. Bu durumda hidrojen iyonları derişimini direkt azaltmış olurum. pH da ters orantılı olduğu için de bu yaptığım işlemde çözeltinin pH değeri artar. Bunu koyduk. Bu birinciydi. İkinciye geldik. Arkadaşlar HNO3 kuvvetli bir asittir. Magnezyum aktif bir metaldir. Aktif metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Yani ben magnezyumu HNO3 çözeltisi içerisine attığımda magnezyum nitrat tuzu ile birlikte hidrojen gazı oluşacak. Denkleme eşitlemedim şu an umurumda değil. Olay şu Çözeltide bulunan aşartı iyonları hidrojen gazına dönüşüyor ve kaptan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu yaptığımız işlemde o zaman yine hidrojen iyonları derişiminin azalmasına, dolayısıyla pH'in artmasına neden olur. İkincide de pH'imiz arttı. Üçüncüye geldim. Sodyum hidroksit bir baz. Dolayısıyla burada bir nötrleşme tepkimesi gerçekleşecek. Şu denklemi 5 milyonuncu kez bir daha yazayım. Yo, iki kere yazmışım. Şöyle şimdi sodyum hidroksit katısını eklediğimde sodyum hidroksit katısından gelen OH eksi iyonları ortamda bulunan aşartı iyonlarıyla nötrleşecek ve suyu oluşturacak. O zaman bu yaptığım işlemde de hidrojen iyonları derişimi azalıyor. Dolayısıyla bu yaptığım işlemde de pH değeri artıyor. Bir nötrleşme gerçekleşiyor. Arttı. Dördüncü işleme baktığımda HNO3 kuvvetli asitti ve 0,1 molarlık sulu çözeltisi vardı elimde. Özür dilerim 0,01 molar. 0,01 molarlık çözeltide 0,01 molar hidrojen iyonu bulunuyordu. HCl de kuvvetli asit ama bu sefer 0,1 molarlık HCl eklediğime göre buradan gelen hidrojen iyonları derişiminiz 0,1 molar olur. Yani 0,01 vardı. Bunun üzerine biz 0,1 molarlık hidrojen ekledik. Daha derişik hidrojen ekledik. Bu da neye sebep olacaktır? Çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişiminin artmasına, bu nedenle de pH değerinin azalmasına sebep olacaktır. Yaptığımız işlemler çözeltinin pH değerini bu şekilde değiştirir. Bu videomuzda son örneğimizde arkadaşlar. Bir tane daha uygulama videomuz var. Görüşmek üzere, hoşçakalın.